Herif asker, hani telefon yasak mı acaba falan, işte hep iyi niyetli düşünüyorum. Sonra adam benim WhatsApp'tan durumlarıma bakıyor falan, böyle gayet normal. Sonra şunu düşündüm, dedim ki ya yani beni dolandırdın eyvallah, yani elden bir alışveriş değil ki bu. Ben açıklamaya da yazmışım ekran kartı ödemesi diye, böyle bir şey yaptı acaba diye, bana saçma gelmişti. Merhabalar. Öncelikle bana sürekli Instagram'dan mesaj atan, WhatsApp'tan yorum yapan, neredesin, seni özledik, dön artık diyen herkese teşekkür ediyorum. Bugün size başımdan geçen profesyonel bir dolandırıcılık olayını anlatacağım. Tabii ki savcılığa verdim falan, bütün işlemleri başlattım ve hepsini de yazışmalarını detaylı bir şekilde göstereceğim size ve sonucu anlatacağım. Şimdi 2 yıl önce Nisan ayında, 2021'in Nisan ayında bu mining olayı vardı. Yani kripto para madenciliği. Ben de onunla ilgileniyordum. O zamanlar hatırlayanlar vardır. Bu ekran kartı fiyatları acayip yükseliyordu. Çok popülerdi. Böyle sahibinden de bir ekran kartı gördüğünüz zaman hemen gözü kapalı almanız gerekiyordu. Çünkü satılıyordu, yetişemiyordunuz yani. Sonra bir sonraki ilan fiyat bir daha yükseliyordu. Öyle katlanarak artıyordu. Ben de bir sürü ekran kartı aldım. Yani bir sürü dediğim 10 tane falan aldım. Sürekli de alıyorum yani. Buldukça alıyorum falan. O zamanlar mining işi iyi kazandırıyordu. Yani fiyatına çok bakmıyordum. Zaten sürekli yükseldiği için. Bir tane ilan gördüm sahibinden de. Ankara'dan satıyordu birisi. İletişime geçtim. Dedim işte bu şekilde falan. Dedi ki hiç kaporaya gerek yok. Ben dedi şey yapayım. Ben dedi sizin sözünüze güveniyorum. Bir de güven veriyor. Sizin sözünüze güveniyorum dedi. O şekilde halledelim. Tamam dedim ben de. Çok fazla da konuşmadım ki. Yani şimdi adam beni dolandırırsa. Yani hiç aslında bu zamana kadar böyle bir şey yaşamamıştım ama. Adam dedim beni dolandırırsa. Sonra böyle yüzlerce sayfa WhatsApp konuşmalarını işte mahkemeye ver falan, bir sürü iş, onlarla uğraşmayayım diye kısa tuttum adamla. Yani çok fazla bir şey de sormadım. Yani işte IBAN verdi, adres verdim falan. Sahibinden de yani adama mesaj attım, aradım. Dedi ki WhatsApp'tan konuşalım dedi. Numarasını verdi. Neden hemen WhatsApp'tan konuşalım dedi. Onu da birazdan size ekran görüntüleriyle göstereceğim. Ne kadar profesyonel olduğunu göreceksiniz. Şimdi adamla neler konuşmuşuz, ne olmuş, sonrasında ne oldu onu göstereceğim. Şimdi ekran kartlarımız bunlar. Rigimi de göstereyim size. Güzel günlerdi. Şimdi buraya geldiğimizde ne görüyoruz? Adam beni WhatsApp'tan konuşalım demişti ya, WhatsApp'a çağırmıştı. Burada gördüğünüz gibi adam İşte asker, astsubay, denizci herhalde. İşte çocuğu var, eşi var falan. Aa, ne diyorsun? Aa, asker adam ya, hani güvenilir. Adam nereden bulduysa böyle bir resim bulmuş, oradan yakalıyor sizi. Yani güven kazanıyor. Sonra yazışmalara bakalım. Şöyle beklerim falan diyor. Ben dedim işte borsadan para gelecek falan. Şeydeki isim farklı. Adını hatırlayamadım şimdi. Böyle Elif gibi bir şeydi herhalde. Sonra adam eşimin IBAN'ını vereyim, oraya at falan dedi. Şuradan şimdi göstereceğim. Evet, burada bir şey yok. İşte IBAN falan soruyor. Ben de fark etmez dedim. Adres bilgimi istedi. Yalandan dümenden numarayı istiyor. Sanki gönderecekmiş gibi. Benim telefonu falan soruyor. Şimdi burada Ziraat Bankası bir kadının adını verdi. Biz kendisine Ayşe diyelim. Diyor ki eşimin IBAN'ını veriyorum diyor. Ben de şey dedim, sahibinden de ki hesap kime aitti? Orada farklı bir şey var. Elif gibi bir şey var orada. O da yeğenimin adına açtım. Araç al sat yaptığım için para istiyor falan. Hani herkes farklı başkasının üzerine yapıyor ya, tekrar yeni bir hesap açıyor falan. Bana şeyi soruyor. İşte hangi
kargo ile göndereyim falan. Sanki göndereceksin yani, bu kadar detaya ne gerek var? Ben de olur dedim, yakın adamın adını sordum. Adım Salih dedi. Gönderdiğimde fişi paylaşırım falan diyor. Sonrasında elinize ulaştığında bilgi verirsiniz diyor. Ben ödemeyi yaptım. Kimin üzerine yaptım? Adam benim eşim dediği Ayşe bilmem ne diyelim. Ödemeyi yaptım. Sonra şey diyorum ben de. pat pat poşetle sararsan hani zarar görmesin, sonrasında sıkıntı olmasın falan. O da sigortalayıp göndereceğim diyor. 20-30 liradan kaçmam falan filan, öyle şeyler söylüyor. Sonrasında adam kayboldu gitti. Para gitti lan. Şimdi ne geliyor aklınıza? İşte bunlar karı koca dolandırıcı, işte beni kandırdılar. Bir de arıyorum, adam telefon kapalı. Ben de o gün çalışıyordum. Sabah geldim, adama parayı gönderdim, yattım. Uyanınca dedim bakarım hani takip kodunu gönderir falan diye. Tabii adama ulaşılmıyor. Diyorum ya şimdi adam, herif asker, hani telefon yasak mı acaba falan, işte hep iyi niyetli düşünüyorum. Sonra adam benim WhatsApp'tan durumlarıma bakıyor falan, böyle gayet normal. Sonra şunu düşündüm, dedim ki ya yani beni dolandırdın eyvallah, yani elden bir alışveriş değil ki bu. Ben açıklamaya yazmışım. Bu arada açıklamaya kesinlikle yazın ne olduğunu. Yani açıklama yazmasam adam diyecek ki bana borcu vardı, elden benden para almıştı. Hiçbir şey ispatlayamazsınız. Açıklamaya da yazmışım ekran kartı ödemesi diye. Eşimin IBAN'ı diyorsun. Ya her şey belli. TC'si belli, adresi belli, bankadan hepsi çözülecek. Yani neden böyle bir şey yaptı acaba diye bana saçma gelmişti. Hemen sahibinden'e girdim, baktım orada hala duruyor ilan. Şikayet ettim. Önce ilanı kaldırttırdım. Yani benim gibi kim bilir kaç kişiye yapacaktı bunu. Adamın hesabını banladılar. Dediler ki savcılığa verin. Biz gerekli bilgileri savcılıkla paylaşacağız. Paylaşırız dediler. Zaten kanunen paylaşmak zorundasın yani, mahkeme istediği zaman. Tamam dedim. Sonrasında karakola gittim. Olayı anlattım. Sağ olsun çok yardımcı oldular. İşte şöyle olur böyle olur falan diye. Bayağı bir zaman geçti. Ama hala saçma geliyor bana. Yani IBAN'dan bulunacak sonuçta. Yani birisinin üzerine kayıtlı bu IBAN. Sonra aradan zaman geçti. Herhalde 1,5 sene falan geçti. Mahkemenin olmasına bir gün var. Uyuyorum böyle. Telefon çaldı, baktım. Saatten çaldı bu arada. Baktım telefon çaldı. Bir numara tanımıyorum. Aradı, dedi ki ben Ayşe bilmem ne. Şikayetinizi geri çekebilir misiniz? İşte ben de dolandırıldım falan filan. Sonra hatırladım. Dedim ya şikayetimi niye çekeyim? Hani ben paramı almadım ki. Dedi ki ya benim adıma bir sürü hesap açılmış. İşte benim banka hesaplarım çalındı, kurcalandı falan. İşte şey yapın, ne denir, davanızı geri alın falan. Ben de dedim hani yap ödemeyi. Benim ekran kartımın fiyatını yap. Ben dedim hani sonrası umurumda değil. Çok önemli değil yani. Tamam dedi. Neyse. Kapattı telefonu. Ertesi gün mahkeme var. Gittim mahkemeye. İşte anlattım derdimi. Hakim dedi ki aldın mı dedi paranı. Yok dedim almadım. Hani davanı geri çekme açısından. Yok dedim almadım. Ya dedi çok karşılaşıyoruz bu tarz şeylerle falan. Tamam dedim, yani beni dün arayan kadına da çok inanmadım işin aslı. Dedim ki herhalde bunlar şey yapacak bana, hani davayı geri çekecek, parayı göndermeyecek falan, ben de öyle düşünüyorum. Sonrasında o gün işte şikayet ettim, hani da mahkemeye çıktım. Sonra kız beni bir daha aradı. Ayşe bilmem ne diyelim, adını vermeyeyim. İşte benden IBAN falan istedi. Ben dedi size ödemenizi yapacağım. Ona göre dedi şey yaparsınız. Ben de dedim hani mahkeme dündü, çıktık mahkemeye. Ben de davacıyım dedim, yani almamıştım paramı falan. Ondan sonra neyse kız bana gönderdi. Onun da 2 gün sonra mahkemesi varmış Ankara'da. Neyse aradılar beni. Mahkemeden arıyoruz dediler. Artık savcı mı arıyor, katip mi, kimse. Dediler ki paranızı geri aldınız mı? Ödeme yaptılar mı? Ben de dedim evet, işte Ayşe Hanım dedim ödeme yaptı. Davanızı geri çekiyor musunuz falan dedi. Ben de tamam dedim, hani çekiyorum ben sonuçta, paramı aldım çok uzamasın diye. Ama şöyle bir şey var.
dava devam etseydi işte faiziyle alacaktın falan. Şöyle düşündüm. Yani ekran kartı o zaman 4-5 bin liraydı işte. 4700'e anlaşmıştık pazarlıkla. Sonra fiyatları düşünce 3 bin lira falandı. Ben de düşündüm mantıken yani dedim ki ben kârdayım yani. Mahkeme belki yıllar sürecek, hiç uğraşmayayım diye. Davamı geri çektim. Ama hala saçma geliyor bana. Yani bu kız nasıl dolandırılacak, senin banka hesabını başkası nasıl kullanacak falan, hala saçma geliyor. Biraz da güvenmiyorum yani. Sonra vatandaş uyap yazın Google'a yazdım. Oradan e-devlet üzerinden girdim. Bir baktım kız biraz bana anlatmıştı ama ben de çok ilgilenmedim. Yani yalan mı söylüyor bilmiyorum da paramı da almıştım. Sonra biraz araştırdım, kız demişti bana ben işte mühendisim bilmem ne falan. Sonra şeyde de okudum uyapta. Şöyle olmuş, aslında kızı da dolandırmışlar. Yani pandemi zamanında Instagram'dan başvuru yapıyor iş ilanı ile ilgili falan. Sonra bunu demişler ki işte uzaktan çalışma, hiç uğraşmayacaksın falan. Senin hesabına gelen parayı, kızın hesabını nasıl kullanıyorlar diyoruz ya, şifre istiyor falan. Hani senin banka hesabını nasıl çalabilir birisi yani? Çalsa bile çözersin hemen. Sonrasında kıza demişler ki sana gelen paraları BTC Türk Pro üzerinden, o da Türk kripto para borsası, sen o parayı oraya at, oradan Ripple al. Ripple'ı bilirsiniz, XRP coin. Ripple al, bize Ripple olarak gönder. E şimdi para kripto olarak gittikten sonra kız da kendi hesabından alıp gönderiyor. Bir daha bitti gitti yani o. Artık şimdi BTC Türk Pro üzerinden gönderdi ama adamın cüzdan hangi borsada onu da bilmiyoruz. Adam da zaten şeymiş, yurt dışındaymış bunu yapan, iş teklif eden. Kız da soruyor işte vergi sorunu var mı, yok falan demişler. Hani güvenini almışlar kızın, neyse. Sonrasında işte ben deyince kız dedi ya 3 gün sonra benim hesaplar bloke oldu. Bir sürü dedi bana dava geldi, ben de haberim yoktu. Ben de dedi dava açtım onlara karşı. Kız bir de dava açmış, bir sürü avukat masrafı, o bu, yani tamamen kendini aklamak için bir sürü para harcadı. Artı bir de o dolandırıcının işte dolandırdığı paraları ödedi falan. Şey diyor ya, gidiyorum diyor mahkemeye, işte karakola ifade veriyorum, söylüyorum diyor. İşte kripto para, Ripple aldık, şöyle oldu diyorlarmış ki o ne ya diyormuş. Bitcoin var ya işte, kripto para öyle oldu, şu borsa diyorlarmış, hani biz anlamayız kripto mripto falan. Çok acayip uğraştım, maddi manevi yıprandım falan dedi. Dedim çok geçmiş olsun. Sonra bana WhatsApp'tan yazdılar, seni nasıl kandırdık falan diye, böyle Almanya'dan olabilir, yurt dışından bir hesaptan. Yani adam suya sabuna dokunmadan hem beni dolandırdı hem kızı dolandırdı. Çünkü adamın hiç bilgisi yok ortada. Kızın hesap bilgileri var. İşte ben de oraya para gönderiyorum. Bir sürü insan para gönderiyor. Kız bunları alıp kripto para olarak adama göndermiş. Bir taşta bir sürü kuş yani. Bir yandan sahibinden insanlar kızın hesaba gönderiyor. Sonuçta ilanlar açık, başka yerde de var belki. Sonrasında işte en son dün aradım. Dedim ki ya böyle böyle ben okudum dedim. Hani sen anlatmıştın bana biraz ama. Uyaptan dedim girdim, detaylı okudum. Sen dedim haklıymışsın. Bir 10 tane falan davası var kızın. Ya dedi 2,5 yıldır gerçekten dedi 10 yaş yaşlandım. Acayip yaşlandım dedi. Sicilim bozuldu dedi falan. Neyse ki işinden falan olmamış. Gece gündüz mesai yapıyorum dedi. Çalıştığı şirketi falan LinkedIn'den görmüştüm. Son bir davam kaldı dedi. Dedim ki hani belki birkaç dakikalık video çekersin. Ben de dedim eklerim, benim videoyu editlerim. Hani sen de dolandırıldığına dair. Ya dedi ben unutmak istiyorum. 2,5 yıldır dedi gerçekten çok yıprandım. Kusura bakma falan. Benim dedi adımı kullanmazsan dedi. Tamam dedim, başka bir isim bulurum sana. Bu şekilde yani. Ben de paramı aldım. Kız da maalesef son bir davası kalmış. İşte sicili bozuldu falan. Dediğim gibi mekatronik mühendisi. Yani size tavsiyem ne olabilir? Çok ucuzsa yaklaşmayın. İşte güvenli e-ticareti tavsiye edebilirim. Onu tercih edebilirsiniz. Yani satıcı kargoya verir ama o da sıkıntılı. Şimdi hasarlı bir ürün verdi mesela, kargoya size geldi. Tekrar gönderdiğinizde onun onay vermesi lazım falan. Birazcık sıkıntılı. Alışverişlerinize görerek alırsanız ürünleri çok daha iyi olur ama ödemeyi mutlaka
IBAN üzerinden ya işte hesap üzerinden yapın ki sıkıntı olmasın. Açıklamaya da dediğim gibi yazarsınız. Bu şekilde ben paramı aldım. Mutluyum. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizin de başınıza böyle bir şey geldiyse dolandırıcılık paylaşın ki başkasının başına gelmesin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.